Kızlar nasılsınız? Hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor bugün. Ne İyiyim, dememizi bekliyorsun damla. Sen nasılsın? Gayet iyiyim, mükemmelim. Neden? Çünkü iki gündür çeyrekleri ben alıyorum. Tabii havandan geçilmez artık. Sen kayınvalideme teşekkür ettin mi? Akşam otelde kutlamalar falan yaptınız mı? Hayır. Sana beş verdi ya. Bir şey söyleyeceğim. O mutluluktan uçuyordu, sen de öyle. Bakın, kendi aranızdaki sorunlara kesinlikle beni yani alet etmeyin. Ya bak bir şey söyleyeceğim, sendeki bu Damla aşkı ne? Damla alsın zaten kızı. Şey iki üç gündür kötüydü, bak toparladı. Seni söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Bir dakika beni dinleyin. Dün bizim talihsizliklerimiz oldu. Ne? Aslında çeyrek Yeşim'in hakkıydı. Yani bir kere de güle güle kullansın deyin ya. Nedir bu kıskançlık kız, ya? Geçen... Hemen bir tane alınca diyorlar Damla çeyrek aldı Damla. Hepiniz alıyorsunuz burada ya. Niye kıskanıyorsunuz arkadaşlar? Ben anlamadım ya. Ben aldıysam bileğimin hakkıyla aldım. Kendi aranızdaki sorunlar kendilerine teyzeyle de mesajlaşıyorlardı. Benimle de mi mesajlaşıyor kayınvalide? Hayır, Nuray teyzeyle. Onunla mesajlaşabilir. Yani bana, nasıl kendi aramızdaki sorun oluyor? Kayınvalidem bana 5 verdi, sana 4 verdi. Aramızda öyle uçurum bir ya yok ki sana 1 versin. Kayınvalidem zaten gitti, odana geldi. Yani bence sizin oraya geldi, bilmiyorum. Odadan çıktı. Sonra geldi dedi ki bana, Damlalar nerede ya dedi. Ne yapacaksın anne dedim. Yol merak ettim dedi bana. Yani kesin senin yanına geldi de sen yoktun bence. Biz bir kere otelde değildik ki, AVM'deydik. He, ondan işte gelememiş herhalde. AVM'desiniz diye. AVM'ye gittik. Neredeydi bu AVM? Karşıda mı? Ya gezdik Miyase ya. Anadolu yakasında mı AVM'ye gittiniz? Evet. İyi, iyi gezmişsinizdir. Ne yaptınız? Bir şeyler aldınız mı bari? Elbise aldım. Elbise aldım. Aynen, elbise aldım. Oh. Çay içtik, kahve içtik, yemek yedik. Oh, iyi iyi. Miyase sen niye bu kadar taktın benim otelde olup olmadığımı? İkidir otel konu, bu otel muhabbeti hiç bitmiyor zaten evet, ya burada. Evet, neden merak ediyorsun ya, bu hayır, kadar ya? Bir şey söyleyeceğim de şimdi yani beni takip ediyor gibi geldi bana Miyase. Yeşim sen ama ne yaptın dün? Şimdi bu hafta gideceksin ya sen buradan. Ben. Şimdi beni takip edemeyeceğim diye üzülme. Buradayım. Sosyal medyadan buradan takip edersin. Zaten sık sık paylaşım yapıyorum bir tane. Damlacığım ben buradan hepinizi göndereceğim. Ha. Ben finale kadar buradayım, iyi seyredin. Hepinizi göndereceğim. Nereye gittiğinden. Bugün birinizin arkasından el sallayacağım. Hayır. Kollarımda bilezikler. Ya geç hani geç. Birinizdeki bu özgüveni ben zaten bugün çözemiyorum. Neyin özgüveni bu? Vallahi ben de sizi çözemedim. Daha doğrusu çözdüm. Ben şüpheleniyordum zaten ama. Neyden? Sen neyi maydın? Ben anlamadım yani. Sen sabah teyzeyi ne soruyordun Damla? Ne soruyordun? Malzemem sizde mi kalmış diye mi soruyordun? Ne dedim, ne dedim? Kim kimde kalmış makyaj, pardon? Makyaj malzemem sizde mi kalmış diye mi soruyordun? Aa, ya ne alakası var? Ne malzemesi ya? İşte ne malzemesi? Böyle ne alakası var dersin. Siz neler yapıyorsunuz ya finalden bir gün önce? Bir ya araya öyle gelmeler. Bir şey. Ya Beyman öyle bir şey yok kalmalar. Ya. Kim kimle ya kaldı bir dakika. Ya saçmalıyor Yeşim. Yeşim senin haberin yok mu? Hayır. Burada kaos dün, yaratıyor şu dün an. Dün Damlalar Beyhan teyzede kaldı. Aa. Ya Miyase ne yapıyorsunuz? Açmaya çalışıyor şu an. Aha. Öyle bir şey yok. Sabah Beyhan teyzeye Damla soruyor ki. Bir dakika ya bir dakika. Bir dakika. Ama bir sor bakayım. Hayırdır? Sen hayırdır? Ne? Ya, hayır. Madem ortada yanlış bir şey yok, benden niye gizliyorsun? O bana ne dedin sen? O bak, benim bileceğimmiş. Bak sen bende kalmadın. 2-3 gündür kalmıyorsun. Evde işlerim var, yok şu kıyafetimi almam lazım. Öyle bir şeyler söyledin. Hiç Damla'ya gideceğini söylemiyorsun. Hayırdır? Ben o benim bileceğimmiş. Sen ya bak itiraf geç onu geç. Ben bak bugün benim final önce sen ne çeviriyorsun ya? Gittik ya ne var size ya? Size mi soracağım? Hayır, tamam ya. Neden gideceğiz ya? Hemşerim evine gitmeyeceğim. Hayır davet niye etti, gizliyorsun ya yani? Damla neden inkar ettin? Ya çünkü hemen burada bir kaos yaratacağınızı biliyorum ya. Bir çay kahve de mi içmeyeceğiz ya? Alışverişe gittik dedin ama. Alışverişe gittik dedin ama. Ya seni hiç ilgilendirmez. Orada kameralar yok. Ne kaynattınız acaba? Ya Sibel Hanım ne konuşacağız? Evde Damla'yı seviyordu ya. Biz ne konuşacağız Beyhan Hanım'la? Oturduk, yemek yedik, çayımızı içtik, kahvemizi içtik, sohbet ettik. Biz sen değiliz ki mikser gibi ortada karıştıralım. Final öncesi düşün Damla, Beyhan teyze, Nuray teyze hepsi bir aradalar. Bu arada otele geldik diyorlar ya, gelmediler. Hayır, benden sabaha niye kadar kapılarında nöbet tuttu. Hayır, benden niye gizliyor? Ben o kısmı anlayamadım ya. Vallahi onu da sen düşüneceksin Yeşil. Aa!
Bu kayınvalidelerin zaten bir sempatisi var. Benim kayınvalide de Damla nerede, Damla nerede diye dolanıp duruyordu otelde. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, çok seviliyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Seviyorlar beni. Çünkü hepinizden diğer kayınvalidelere daha iyi davranıyorum. Ha. Onlara çay götüreceğim diye elimi ayağımı yaktım. Bugün kayınvalidelere ben tavşan kanı çaylar demleyeyim dedim. Ay canımsın. Ay teşekkür ederim. Hadi bir koy da elinden içelim bakalım. Keşke tutanmadan yapsaydın şöyle elimi. Şöyle anne sen bana bir yardım et. Tabii. Ay yandın. Yandın mı? Yavrum. Onlar için, onların damağı için ben kendimi feda ettim. Ya, bir bardak çay içsinler diye. Hadi kesin oradan. Ondandır ya. Kesin geç bunları. Valla hani, burada her an her şey değişir. Bizi acaba ondan mı zaten evine davet etti diye düşündüm ama hani böyle. Ha. Ama ya, yine de Beyhan teyzeye yakıştıramadım. Yani hani yakıştıramadım derken hani böyle bir şey yakıştırmak istemiyorum. Kadın bizi çok güzel ağırladı evinde. Allah razı olsun. Damla. Hayır. Bak olabilir. Ağırlamış. Ya bir şey söyleyeceğim. Damla. Ben niye bilmiyorum ya? Yeşim'e neden söylemedin? Yeşim seni davet bile etmiyorlar farkında mısın? Ben ne çeviriyorlar sence? Yeşim'cim orası benim evim değil. Hani benim evim olmadığı ben için. Ben kayınvalideme kızıyorum zaten. Ben Yeşim neden yok dediğinde Yeşim kendi evinde kalmak istiyor dedi. Neredeydi? Yeşim çocuğunun yanında, ben evime götürdüm bunu, ben Yeşim'de kalıyorum. Kendi evime senin kalıyorum. Aklında bir planlar var da ben onu çözerim. Ben onu çözerim. Sen dua et ben bugün gitmeyeyim. Sevilay Hanım, esasen o şöyle söyleyeyim. Bizi çağırdığında ben sordum ki ne yapıyorsun Beyhan Hanım dedim. Bu da dedi ki biz dedi sofrayı hazırladık, yemek yiyeceğiz dedi. Ya. Siz ne yapıyorsunuz diye sordu. Ben de dedim ki çarşıda alışveriş, Damla'ya alışveriş yapıyoruz dedim. Yakın mıydınız evinden? Evet. Bir de yakınmış. O da dedi ki bize Nuray Hanım dışarıda ye, biz de dışarıda yiyecektik. Gel birlikte yiyelim dedi. Çok ısrar ettiği için biz de gittik. Yoksa gitmeyecektik. Biz dışarıda yiyecektik yani. Nuray sen de şimdi farklı anlatma. Ya bu var ya, ben evde oturuyordum. Yeşime dedim ki ben bugün evime gideceğim dedim. Gittim evime, evde oturuyordum. Ben bunu aradı beni, ne yapıyorsun Beyhan Hanım dedi. Evdeyim. Dedi ki ya biz de dedi dışarıdayız, canımız sıkılıyor dedi. Ben de dedim buyurun gelin. Sen niye bana ısrar ettin yok? Farklı anlatıyorsun. Ya, ya daha önce hep seninle telefonla konuşuyoruz. Sen de niye öyle burada söylüyorsun? Burada kameralar var, konuşamıyoruz diye. Ondan Nuray sonra, Hanım mı dedi? Evet. Aa, Nuray bir Hanım saniye, dedim. Bir saniye. Beyhan Hanım sen başka zaman telefonda görüşüyoruz. Her zaman demiyor musun İstanbul'a gelince memleketlim gel illa gel illa birlikte oturalım. Ama sen de mesela biz senin evine gidebilir miyiz ya? Ya tamam, sen ısrar etmedin biz mi geldik şimdi sen senin yanına? Sen ısrar edince ben öyle bir şey söylüyorsun gelin. Ki. Ya biri dese ki ben sana geleceğim sen bana gelme diyemez der misin? Ama canım ne yapıyorsun diye sordun. Biz de dedik ki dışarıda eğer yemek yiyeceğiz dedik. Eğer o kişiyi istemiyorsan müsait değilim yani, başka zaman derim. Yemem onu işte. Niye ben diyemiyorsun onu... canım? Diyemem. Ne yapıyorsun diye sordun. Biz de dışarıda konuş, yiyeceğiz biz de dedik. Konuştuk burada kameraların karşısında konuşamıyoruz. Biz de konuştuk, dertleştik.